Adnan Bey, İslam'da kadınların aşağılanması söz konusu mudur? Canımın içi, İslam dini aslında kadınlara o kadar yüksek değer veriyor ki Allah'ın tecellisi olarak bizlere kadınları tanıtır. Ve cennetin en büyük nimeti olarak tanıtır Kur'an bize. Ama gelenekçi İslam'a şeytan musallat olmuş. Tam şeytanın dediği ve iddia ettiği şekilde olayı getirmeye çalışmışlar. Çünkü şeytan homoseksüel olduğu için kadından nefret eder. Kadını yok etmek ister. Onu kapatmak ister, görünmez hale getirmek ister, çirkinleştirmek ister, aşağılamak ister, öldürmek ister. Mesela bak taşlanarak öldürün diyor, taşlayarak. Taşlayarak öldürün diyor. Kadın diyor eğer zina ettiğini görün. Adam mesela kıskanç. Diyor ki karım diyor zina ediyor diyor. Dört tane sahtekar buluyor. Yalancı sahtekar. Dört sahtekar buluyor. Karım zina ediyor diyor. Kadını alıp götürüyorlar. Kumun ortasına getiriyorlar. Eşiyorlar bunu. Kadını oraya yatırıyorlar. Sabahtan akşama kadar taşlayarak kadını öldürüyorlar. Şehit ediyorlar. Böyle facialar var. Şeytan kadını kadın olmaktan çıkarmak ister. Kadını erkek yapmak ister, erkeğe de kadın yapmak ister. Nefret eder. Tüm şeytanların tamamı homoseksüeldir. Erkekler homoseksüel yapmak ister, kadınlar da homoseksüel yapmak ister. Şeytan. Ve kadını çirkinleştirmek ister, erkeğe de kadınlaştırmak ister. Onun için dikkat ederseniz gelenekçi literatürde kadına erkek rolü vermek isterler. Erkek gibi olması. Mesela kaşını ellemesinler, erkek gibi olsun. Yüzündeki tüyleri ellemesin, erkek gibi olsun. Saçını boyamasın, bakım yapmasın. Efendim, kadınsı olmasın, dekolte giyinmesin. Çünkü erkeğe benzemesini istiyor. Ama erkek içinde ne diyor? Kadından diyor 18 misli daha tahrik edicidir diyor. Kadından 19 misli daha tahrik edicidir. Yani kadına değil, erkeğe dikkat çekmiş oluyor. Adam da kendinde bir anormallik var zannediyor. Mesela, çünkü erkekten erkek niye etkilensin ya? Yanlış diyor. Doğrusu bak İslam bunu söylüyor diyor. 19 misli daha çok etkilenmen lazım erkekten diyor. Adamlara homoseksüellik propagandası yapıyorlar. Yani nefs diyor ister diyor, arzu eder diyor. Genç oğlen gördün müydü diyor. Ya kardeşim bu bir ahlaksızlık. Erkek erkeğe istek duyar mı ya? Böyle bir tiksinti verici şeyi makul bir şeymiş gibi nasıl anlatıyorsun? Nasıl kafan var senin? O yüzden gelenekçi İslam'a baktığımızda Darwinist anlayışa, solcu Darwinist anlayışa da baktığımızda kadını hayvan olarak gördüklerini görürüz. Bu şeytanın emriyle oluyor. Darwinistlere emrediyor, kadını hayvan olarak göstertin diyor. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlara söylüyor, kadını hayvan olarak göstertin diyor. Her ikisi de hayvan olduğu konusunda ittifak halindeler iki tarafta. Ve diyor ki bak gelenekçi Müslümanlara, kadını dövmek ibadettir. Kadın da dövüldüğü için şükretmesi gerekir sabaha kadar diyor. Ve ağzını burnunu kırsa da, kemiğini kırsa da kadın diyor asla şikayet etmemesi gerekir. Savcıya hakime gidemez diyor. Ne yaparsa yapsın. Diyor ya adam mesela kadın çocuğunu düşürür, ölebilir yani çocuğu düşürmeyi. Şikayet edemezsin diyor. Arkadaş diyor hakim savcı karışamaz diyor görüyorsunuz konuşmalarında. İstediği gibi döver diyor. Ve deşarj olur diyor erkek diyor kadını dövdü. Ya kadın el kadar nazik bir varlık çiçek gibi. Kadını dövdün mü ne olur kadın ya mahvolur Allah esirgesin. Ayrıca diyor sopayı yüksekçe bir yere koyun ki diyor. Kadın onu görsün. Bak halbuki nefretin bir alameti olarak sopayı koydurtuyor. O da şeytanın bir oyunu. Ve kadına diyor pencereleri kapatın, tuğlayla örün. Hiçbir yeri görmezsin diyor. Yani kadına bir cehennem hayatı istiyor. Ve kadın potansiyel fahişe gibi göstermek istiyor. Fuhşa yatkın göstermek istiyor. Bir de diyor ki kadın ne derse tersini yapın. Ne kadar korkunç bir şey ya. Kadın ne derse, sen ne istiyorsun kardeşim? Kuma sokup da taşlayarak öldürüyorsun. Gece gündüz ağzını burnunu kırıp dövüyorsun. Ne derse tersini yaptırıyorsun. Erkeğin diyor bütün vücudu pislik olsa diyor. Gelenekçi öyle olacakmış. Kadın da yalasa diyor. Sabaha kadar yapsa bunu diyor. Yine erkeğin diyor hakkını ödeyemez diyor. Niye? Çünkü yemek veriyordu erkek ona diyor. Bu nasıl bir aşağılamadır ya? Bu nasıl bir hakarettir?
ucu bucağı yok yani kadınları aşağılayan ifadelerin ucu bucağı. Mesela kadının uğursuzluğundan bahsediyorlar. Kadının şeytanın etkisinde olduğundan bahsediyorlar. Kadının şeytanın emrinde olduğundan bahsediyorlar. Kadınların %99'un cehennemde olduğunu söylüyorlar. Yemek de vermeyin, kıyafet de vermeyin. Tabii yemek vermeyin diyor, kıyafet de vermeyin diyor. Dolayısıyla Darwinist izahta da ne diyor? Darwin, kadın diyor hayvanla insan arası bir mahluktur. Peki nedir diyor o zaman? Köpekten daha iyidir ama diyor. Bak aşağılamaya bak. Kafada ittifak var iki tarafın şeyinde. Bu rezaleti biz durdurduk. Ve durdurmakta da devam ediyoruz. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Tabii. Bu arada Suudi Arabistan'da bir kadın konferansının görüntüsü var resmi. Suudi Arabistan'da kadın konferansı. Burada bir tane kadın yok. Evet. Kadınla ilgili konferans tamamı erkek. Bu da zaten kadın insan mı hayvan mı onu tartışıyor. Hayır konferansta da konferans konusu da kadın hayvan mıdır hayvan insan mıdır? O tartışma konusu. Başka bir görüntüde de çarşaflı bayanlar yerde oturuyor. Ya onları da kabul ettirmişler bunu. Evet. Videoyu görebiliriz. Adnan Bey, İslam'da kadınların aşağılanması söz konusu mudur? Güzel yüzüm, İslam adına İslam dışı bir sistem meydana getirdiler. Şirk sistemi ve şeytani bir sistem. Biz bunu ortadan kaldırdık elhamdülillah. Çırpınmalar nedeni de o. Bize karşı bu dehşetli reaksiyon nedeni şeytanın kışkırtmasından oluyor. Yani şeytanın emrinde olan da İngiliz derin devleti olduğu için İngiliz derin devleti şeytan ne diyorsa onu yerine getiriyor. Adamlarına söylüyor, o başkasına söylüyor, o ona söylüyor. Adam kimin etkisinde olduğunu farkına bile varmıyor. Evet. Yani o silsileden dolayı o mesela birine söylüyor, o başkasına söylüyor. Direkt İngiliz derin devletine emir almış olmuyorlar. O silsileden dolayı İngiliz derin devletini göremiyor. Evet. İngiliz derin devleti kadar şeytani saklanan bir sistem yoktur. Evet. Muazzam bir şeytani saklanma gücüne sahiptir. Şeytan nasıl saklanırsa İngiliz derin devleti de öyle saklanır. Özelliğidir onun.